Herhalde sizleri çok önemsiyorlar ki Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse bütün daire başkanları burada, askerin genel müdürü dahil. O kötü şartları çok dikkatli, çok hesaplı, boşa para harcamadan yaptığınız işlerin neredeyse tamamını uygun fiyatla yaptıran bir yönetim biçiminin sonucunda mali disiplinle birlikte belediyeyi iş yapabilir hale getirmek. Ve bunu biz 3 yıl gibi kısa bir sürede yaptık. Artık alt geçit yapar hale geldik, otobüs yapar hale geldik, iş makinesi alır hale geldik, otobüs alır hale geldik, kamyon alır hale geldik. Ve şu anda Adana'ya geliyorsunuz, şantiye dönmüş durumda, her tarafta çalışma var. Yaklaşık 1 milyarlık iş yapıyoruz. Adana bütçesi için ciddi bir rakam bu ve esas önemlisi de bunların tamamını bir tek kuruş borçlanmadan yapar hale geldik. Bu bir ekonomik mucize. Biz çözülebilecek sorunları çözeriz. Bu taleplerinizde hiçbir sıkıntı yok. Mezarlıkta caminin akması dahil. Buradaki köy okuluna baksın. Basit bir tamirat gerekiyorsa onu da çözelim. Gerekirse kadınlarınız orada işleyecekse işlesin. Köy toplantıları yapacaklarsa toplasınlar. Biz aldığımız oya göre hizmet dağıtmıyoruz. Bize oy verdi vermedi, ona göre hizmet dağıtmıyoruz. Ekmek büfesi söyle, ekmek büfesi söyle diye. Bir ekmek büfesi diyeceğim. Benlikten kaynaklanıyor. Tamam. Zeyden Başkan'ın bizim köy olarak ve diğer civar köyler için yol çalışmalarında çok büyük başarısı var. Yani tamamen yapıldı. Bunun için Zeyden Başkan'ı seviyoruz yani şey olarak, büyükşehir olarak. Hizmetleri de iyi. Çöpte olsun, suda olsun, su kanalizasyonu tamamen memnunum. Yenilendi. Hepsi yenilendi. Yollar tamamen güzel yapıldı. Bütün içme sularımız değişti bizim. Bütün civar köylerle de beraber. Teşekkür ediyoruz ayrıca kendine. Çok sağ ol. Allah razı olsun başkanımızdan. Eline koluna sağlık. Her şeyden memnunuk. Teşekkür ederiz kendine. Yavrum, bu seçimi kazandıktan sonra geldi geleli bütün her şeyinden memnunuk. Yapılan işlerinden filan her şeyinden memnunuk. Daha yapılacak işlerimiz var. Onları da el attı. Köyümüzün yolunu yaptırdı. İçme suyumuzun şebekesini değiştirdi. Yani hizmetler yapılıyor. Yapılmıyor değil. Biz memnunuk yavrum şimdi bu gidişten. Yapılan işlerden memnunuk kardeş. Her şeyden memnunuk. Zeyden Başkanımıza teşekkür ediyoruz geldiğinden dolayı. Sağ olsun. Başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Zeyden Başkanım sağ olsun. İlk gelir gelmez köyümüzün asfaltını yaptırdı. Su şebekesini yaptırdı. Allah kendinden razı olsun. Zeyden Başkanımızı daha iyi yerlerde görmek istiyor. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizleri seviyoruz. Köyü köyünüz addedin. Ben bu köyü köyüm olarak addediyorum. Ve bundan sonra bu köye geldiğimde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beni anons etmeyeceksiniz. Beni buradaki insanların bir kardeşi olarak anons edeceksiniz. Parayı düzgün yöneterek, ahlaklı yöneterek, kardeşimin söylediği gibi yapılan işleri daha uygun fiyatta yaparak ve hırsızlığı engelleyerek 3 senede gelirimizi biz borcumuzun üzerine çıkarttık. Benim gibi düşünenlerin tek yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Başka bir yolu da yoktur. Onu söyleyeyim. Allah razı olsun Zeydan Başkanım. Ben Adana'da oturuyorum. Oradan da memnunum. Gördüğüm, gelene kadar ki gördüğüm yerlerdeki hizmetler de çok güzel. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, burada tekrar hoş geldiniz başkanım. Biz dokuyoruz bunları, evet. Ozan'ın her köyüne dokunmuş olmak, her yöresine bir şey yapmış olmak, bir hizmet yapmış olmak ve onları yerinde görmek, sizlerle sohbet etmek
bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşiniz sizi çok seviyor. Bu kardeşiniz memleketini de çok seviyor. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Ben memleketin selahatini ve sizi düşünüyorum. Ve tabii ki Adana'yı düşünüyorum. Emin olun Çukurova böyle bir hizmet görmedi. Zeydan Başkanımız gerçekten köylere olsun, memleketimize olsun elinden gelenin en iyisini yapıyor. O kadar engele rağmen. Yani geldi, gitti. İyi ki Zeydan Başkan gelmiş bu memlekete. İyi ki var. Görevinin de devamını diliyoruz. Biz onun her türlü arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Bütün Dağdep, Bağdep olsun, Tepecigören, Yüksegören, Nallıören, Nalbant. Biz aile olarak her zaman Zeydan Başkan arkasındayız. Benim yoldan, çalıdan, çipiden, çamurdan geçemiyordum. Zeydan Başkan bu sene buraya bir yol yaptı. Daha böyle görülmemiş bir asfalt oldu. Şerefsiz 15 bir karış kalınlığı var. Ha, eski zamanlarda dökülüyordu da saç gibi ince bir şey dökülüyordu, dağılıyordu. Adamlar işini güzel yapıyor. Bu kepçeciler, düzleyiciler, o çocuklar her şeylerini güzel yaptı. Onlara sonsuz teşekkürler, şükranlarımı bildiriyorum vallahi. Allah razı olsun. Ya varlıklı gibi bol bol akıttı. Asfaltlar bol, tırlar geliyor. Her şey gördü. Köyün çehresi değişti. Eskiden hani demin de dedim ya kapı kaleyledirdik. Bakır kapı geldi mi o tastan su içe. Şimdi kaleyli tas gibi oldu Tepecören'in içi. Bunlara yapandan yaptırandan bir emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.